Şimdi anlat bakalım şu mantar olayını. Bir de mantarda bir püfün var. Mantarları mutlaka, ne yapıyorsun? Kabuklarını soyuyoruz. Soyduktan sonra da ben bütün olarak aslında beklettim ama vakit kaybetmemek için şimdi dilimledim biraz. Limonlu ve un olan suyun içerisinde biraz bekletiyoruz. Kararmaması için biz baklayı öyle yaparım ben. Limonlu unlu bir kaşık kadar un ve limon. Ardından yine burada kaynayan limonlu suyumuz var. Yine pişerken de kararmaması için limonlu suyun içerisinde haşlayacağız. Evet, ben ne yapıyorum? Kamera burada. Sibel ayıklamış ama ben mantarı bu şekilde ayıklarım. Evet. Ben böyle de öyle ayıklarım. Bu ayıklanmış. Veya bazen çok temiz oluyor. O zaman da üstünü şöyle bir kağıtla ben hemen onu silerek yaparım. Sen öyle yapar mısın Nurgül? Öyle mi yaparsın? Bir tane yaprak alabilir miyim? Veriyorum. Şöyle yaparım mesela. Silerim ki çok sulanmasın diye. Evet. Buyurun. Çünkü bazen direkt kullanmak gerekiyor. Bunda hani önemli olmasa da bazı yemeklerde sulanmadan kullanmamız gerekiyor. Limonlu unlu su. Ben limon koyardım ama un koymazdım. Doğru. Şimdi bu şekilde dilimliyoruz. Ha, bu şekilde hazır satılmıyor mu? Satılıyor. Ama ben evde pişirmeyi kendim tercih ediyorum. O şekilde de alabilirler. Kavanozlarla satılıyor. Şimdi burada limonlu suyum hazır. Ben malzemelerimi doğrayana kadar çok böyle pişmiş, erimiş sevmiyorum mantarı. Ben malzemelerimi hazırlayana kadar limonlu suyun içerisine bırakıyorum mantarlarımı. Ve bunlar burada haşlanacak. Şimdi bu ne oluyor Sibel? Bu salata olacak. Salata olacak. Közlenmiş kırmızı biberli mantar salatası hazırlıyoruz. İçerisine 8 tane közlenmiş kırmızı biberimiz var. 400 gram mantar kullanıyorum. 1 kase mısır, 5-6 dal taze soğan, yarım demet dereotu. Bak bu da çok güzel. Kornişon turşu var. İçerisinde yeşil zeytini söylemiş miydik bilmiyorum. Yeşil zeytinimiz var ve nar ekşisiyle bir sos hazırlayacağız. Peki ben bugün bu mutfaktan bilin bakalım sadece neyi yiyebilirim? Sadece bu salatayı yiyebilirim. Mısırlarını ayırarak. Şöylece vereyim. Evet. Şimdi süper güzel. Şimdi becerikli, evinin ekonomisini düşünen, böyle Ağustos böceği karınca hikayesindeki gibi yazdan kışlıklarını hazırlayan hanımlar bu biberleri ucuz ucuz aldılar ve dolaplara attılar. Hazır, dolapta var. Dolapta var. Bak, benim dolapta yok. Mesela közlenmiş patlıcan, közlenmiş kırmızı biber. Bu konuda eksik bilgim var. Nasıl atacağız, nasıl yapacağız? Şimdi közlenmiş kırmızı biberlerin veya patlıcanların kabuklarını soymak biraz zahmetli geliyor insanlara. Ama aslında çok kolay. Nasıl? Fırından çıktığı zaman sıcağıyla böyle bir kasenin içerisine hepsini koysunlar. Doğru. Üzerinde streç filmle kapatsınlar. Tamam. 5 dakika, 10 dakika arası terlemesini sağlasınlar. Terlediği zaman o kabuklar o kadar kolay. Hem biraz ılımış oluyor, eliniz yanmıyor. Hem de kabuklar çok kolay bir şekilde terletiyoruz. Güzel bilgi, güzel bilgi. Bir de ben kevgire koyarım. Kevgiri de iyice böyle hani içindeki kalan su falan varsa patlıcanda da aynı şekilde dik dik. Kevgire böyle dik dik yerleştirirseniz bütün su aşağıya doğru Sibel, akar. Bugün sen döktürüyorsun diyeyim ben sana. Poşetlere koyarak difrize kaldırabilirler. Bak süper. Lütfen. Bunu yapalım. Yazdan domateslerim pek çok hanım yapıyor. Çok, evet. Ama bazen de olmuyor. İhmal ediyoruz. Alamıyoruz belki. Vakit bulamıyoruz vakit belki. Ama buna dikkat edelim. Benim yapımcım sevgili Hülya kaç kilodan yapıyorum dedin domates şeyini? 120 kilodan yapıyorum. Hülya dedim. Ne yapıyorsun? Diyor kayınvalidemi gönderirim, oraya gönderirim, tamam. Buraya yolluyorum. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum, ofise götürüyorum. Hülya, 150 anlaşalım 150'den biraz da bana gönder. Önceden böyle difrizler yoktu Derya. Urla'ya gideceğiz inşallah. Aytun ne zaman gidiyoruz Urla'ya festivale? 28-29-30. 28-29-30 Nisan'da. Nisan'da. Urla'ya gidiyoruz. Ay gitmiştik yine gideceğiz. Urla'dan alalım diyor. Enginar Festivali'ne gideceğiz. Evet, Enginar Festivali. Gelecek misin Sibel? Bu sene emin değilim. Henüz karar vermedim. Ama güzel daha önce gitmiştim. Tamam. Bir gittim şey söyleyeceğim. Evet. Enginar'dan da bir şeyler yapalım. Oradan gelince de yaparız dolu dolu tarifler. Ama gerçekten
lütfen şeyleri yapalım. Yazdan hazırlıklarımızı yapabildiğimiz kadar. Ben azdan yapıyorum. 10 kilo, 20 kilo o uzun domateslerden yapıyorum Ayvalık'ta. Burada da Gülsüm Hanım kaç kilodan yapıyorsun? Kilo almıştık geçen sene. Gülsüm Hanım, Hülya'ya diyorum 25 kilo Hülya, biz de 25'ten yapıyormuşuz. Aa, ay, evet evet. Çünkü yazın orada ya. Oluyorum. Burada da Gülsüm Hanım yapıyor. Ya bize de yetiyor işte. Biz de evlere dağıtıyoruz. Çoluğa, çocuğa, hepimizin evine. Enginar dediniz. Enginar'dan tatlı da yapmıştık hatırlarsınız. Enginar'dan tatlı yapmıştın. Evet. Ben de festivalde... Ne kadar süremiz kaldı? Evet. 3 dakikamız daha var. Zaten bitti. Bitti zaten. Malzemeleri doğruyorum. Karıştırıyorsun. Burada kornişon turşu var. 7-8 tane doğrayabilirler damak tadlarına göre. Tamam. Daha da fazla doğrayabilirler. Tamamen onlara kalmış. Ay çok içerisine güzel. Yine doğranmış yeşil zeytinim turşularımızı var. Turşularımızı da şimdi turşu da yapacağız. Cuma günü şu biberden turşu, kapya biberinden turşu yapacak. Ladin var. Ladin geliyorsun değil mi? Çok heyecanlı Ladin. Efendim, yeni bir dostumuz katılacak aramıza. Ladin aslında ressam. Çok güzel resimler yapıyor. Ben onun modada bir yerden bir resmini satın almıştım. Sonra geçen gün bir yerde karşılaştık. Hatta bir yün dükkanında karşılaştık. Dedi ben artık böyle böyle şeyler yapıyorum. Dedim Allah aşkına gel değişik olsun. Ladin bize çok güzel şeyler yapacak Cuma günü. Bakalım merak ediyorum. Ama turşumuzu da yapalım. Güzel turşular yapacağız. Önemli bunlar. Turşu biliyorsunuz probiyotik. Ve benim de mesela diyetimde probiyotikler çok değerli yer tutuyor. Mutlaka yememiz, tüketmemiz lazım. Gerekiyor. Sabah evet. Paylaşmıştınız gördüm. Ne paylaşmışım sabah? Perimet. Ha, şey o başka bir başka şey. Başka bir şey. O pardon. Başka bir şey. Evet, o farklı, evet. Mısırım var. Mısırımı koydum. Yeşil zeytin. Evet. Mantar haşlanmaya devam ediyor. Biraz sonra ben onu süzüp soğuttuktan sonra içine ekleyeceğim Deryan. Şimdi sıcak sıcak içerisine evet. Eklemek istemiyorum. Diğer sıcak sıcak koyarsak taze soğanı ve maydanoz. Biraz soğutacağız mı? Biraz soğutalım çünkü dereotuyla taze soğanı öldürür. Onun için. Tamam. Bunları koyduk. Şimdi salatamızın sosunu hazırlayacağız. Bunun için burada bir tane limon suyum var. Bir çorba kaşığı kadar nar ekşisi kullanacağım. Tamam. Şöyle. Bayılıyorum nar ekşisine. Çok güzel. Yani gerçekten iyisi çok güzel oluyor nar ekşisinin. 3-4 çorba kaşığı kadar sızma zeytinyağım var. Oh oh oh. Biraz da tuz ekleyeceğim. Şöyle. Biraz da tuz ekledik. Bunu karıştırıyorum. Mantarım soğuyup ilave ettikten sonra sosunu da ekleyeceğim. Tamam. Ama şimdi de ekleyebiliriz. Şöyle iyice bir tuzum karışsın. Sana çatal vereyim karıştırmak için. Tamam. Bunu üzerine döküyorum. Ve salatamız mantarı hazır. Mantarı soğutuyoruz. Bak bu da dolapta durur. Hani bunu sosunu dökmeden evet. Streçleyip. Aynen. Üzerine. Mesela yeşillikleri taze soğan ve dereotunu koymasınlar. Diğerlerini doğrasınlar. Sırf bir tek taze soğanı ve dereotunu en son. Evet, bugün benim servisler yemek çantamda önce. Mesela şöyle bir şey var Sibel. Evet. Yeşillikleri doğradık. Ton balık var, o ayrı duruyor. Efendim, sosum var, ayrı duruyor. Sosumu ben de bu şekilde yaptım. Hı hı. Küçük bir kaba kavanoza koydum. Yayından önce yiyemedim, öyle bir vakit olmadı. Ama kendimi, şekerimi ayarlayacak şeyler yiyorum. Süper güzel bir... salatam var tabii. Mesela. Böyle bir şeyi de yanınıza alabilirsiniz. Bir kavanoza koyabilirsiniz. Mantarda protein var. Tabii. Çok güzel. Yani yanınızda yemeğinizi... Hem de çok lezzetli. Ben taşıyorum. Ama siz de uygun olursa taşıyabilirsiniz yanınızda yemeklerinizi. Benim bir tane çantam var. Daha önceki programlarda göstermiştim. İçine bir tane buz aküsü koyuyorum. Yemeklerimi de içine koyuyorum. Yemeklerimi... yiyorum. Yani biraz da bir emek vermek gerekiyor. Şekerim düşer, düşmez. Evet, buyurun. Hayır, biraz soğutacağız. Şimdi haşlandı. Şimdi ben bunu süzeyim. Yapımcım da akşam evde yapacak. Evet. Süzdük ve soğutacağız. Bir şey söyleyeceğim. Yapımcımın dün eşi
sevgilim başarılar diliyorum diye biliyorsunuz böyle şey göndermişti. Sen de akşam bunun üstüne yazarsın salatadan yap Hülya. Sevgilim afiyet olsun. Evet, bunu bak, soğutacağız. Burada bu soğuyacak. Soğuduktan sonra içerisine katıp karıştırıyoruz. Harika, bunda her şey var. Hazır. Her şey var. Vallahi süper, timingimiz nasıl arkadaşlar? Evet, tamam. Olur, ben de orada bir kahve, bir su içerim. Bir gidelim gelelim. Ben de şimdi biraz sonra can ay doğmuş geliyor. Dün yeni aydı biliyorsunuz. Yeni aydı. Ay, hadi gelelim. 50 saniye sonra neler var bakalım, neler oluyor. Can ay doğmuş bizimle. Hepsini hazırladın, servise sundun. Evet. Gayet ekonomik, pratik. Şu değişik bir kekti, kasırga keki. Çok değişik. Lütfen sayfalarınızda izleyicilerimiz için tarifleri paylaşırsanız, ölçüleri paylaşırsanız çok mutlu olurum. Çok mutlu olurum. Bunda ne vardı? Yumurta akını şey yaptın. Yumurta falan. Yumurta akı, sarısı ayırdık. Çok güzel, çok güzel iki oldu. İki kat yaptık. Kaşıkla fırın bilgisini söyle onun bir kere. 150 derecede 25 dakika. Evet.